İncir Arasu'nun yeni bir Let's Play'e hoş geldiniz ve şimdi sağ alt köşeye bakacak olursanız arkadaşlar şu suratımı görebilirsiniz. Sonunda karar verdim ve Facecam kullanıyorum. Bunu tabii 1000 abonenin üstüne ulaşmanın vermiş olduğu cesaret de var elbette. O yüzden size teşekkür etmek istiyorum abone olduğunuz için ve yorumlarınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve umarım devamı gelir. Ve bu Facecam ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yorumda bulunun. Her oyunda görmek isteyip istemediğinizi ya da öneriniz varsa hani daha iyi yapabilmem için bir öneriniz varsa ki çünkü oh, burada kulağım gitti ya. Biraz kısalım şunu. Oh, şöyle fena değil. Oh be. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Evet. Eğer bir öneriniz varsa kamerayla ilgili. Çünkü gerçekten birincisi bayağı uğraştım, ikincisi hala tam olarak hoşuma gitmedi. Onun dışında kamerada hani ya fena değil aslında ama daha iyi olabilirdi ama ilk çekimler olduğu için ne bileyim öyle fazla bir para vermek istemedim ama ilerideki zamanlarda eğer sayımız yükselirse ve hoşunuza giderse daha iyi bir kamera alabilirim. Neden olmasın? Şu anda ne oluyor burada? Ne istiyorsun? Evet tamam. Şeyim, aküm azalmış da. Neyse arkadaşlar. Hemen The Long Dark oynayacağız. Evet daha önce de oynamıştım bu oyunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz seyrettiyseniz eğer. Birkaçınız seyretmiştir. Umarım hepiniz seyretmişsinizdir ama. Evet arkadaşlar. Geri bir The Long Dark serisine başlamak istiyorum. Çünkü Facecam kullanıyorum. Ve o yüzden baştan başlamak istiyorum. Yani daha önceki oyunların devamını değil de baştan başlamak istiyorum. Çünkü güncellemeler oldu. Ve yeni bir yerden başlayabiliyoruz. Evet. Şu görmüş olduğumuz şeyler hep yeni başladığım oyunlar. Ama tabii bu oyunlar çekimi hazırlamak için yaptığım oyunlardı. O yüzden onları tabii yeniden yüklemeyeceğim. Evet. Şurada görmüş olduğum iki tane avcı var. Onlar çok zor oyunlardı. Yani gerçekten de bir daha avcı oynamayacağım. Yani şu anda oynamayacağım. İleriki zamanlarda belki ama başlar başlamaz maalesef hemen öldüm. O yüzden evet şu arada görmüş olduğunuz gibi yeni yerler var. Esrarengiz Göl ve Sayı Karayolu biliyoruz. Sevimli Vadi, Yalnızlık Noktası ve Timberwolf Mountains. Okey tamam biraz telaffuzda zorlanıyorum. Bu da rastgele bir yer. Oluyor mu? Ha, evet oluyor. Yakında geliyor. O olmuyor tabii yakında geleceği için. Rastgele bir yer mi seçeyim arkadaşlar? Ne dersiniz? Rastgele bir yer için. Ve adı Facecam olsun. Facecam. Evet. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yazıyor işte ne oldu? Güzelin bir jeomanyetik fırtına senin uçağını Kuzey Kanada civarında tanrımar bir alana sürükledi. Tanrımar bir alana sürükledi ve uçağın parçalandı. Ne kadar hayatta kalabileceksin? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Bilemiyorum arkadaşlar. Hiç daha önce uçağım düşmemişti o yüzden. İngilizce neden? Aa, evet arkadaşlar. Altı çizmek istediğim şey de var. Oyunumuz Türkçe. Oyunumuz Türkçe ama son güncellemeler sonucu gelen bazı şeyler elbette hala İngilizce. Tabii arkadaşlar da hızlı değil. Ama tabii ellerinden geleni yapıyorlardır. Şimdi onları suçlamak istemiyorum. Sonuçta sağ olsunlar bize Türkçe bir Long Dark oynama fırsatı tanımışlar Türkçe altyazı. Bu arada şu yeni daha önce bunların hareket ettiğini hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet. Yeni olsa gerek. Hani ağaçlardaki dalların hareket ettiğini hatırlamıyorum. Yapmaklarım. Evet. Şu dalları topluyor. Oo, uzun sürdü ya. Neyse. Şu küçüklerini de alayım da. Sap. Ha, dalları uzun sürüyor. Sapları hemen alabiliyoruz. Sap. Çok güzel. Oo, basarım. Bu arada başım eğik. Şimdi bir hayvan falan karşına çıkacağım ama şunları da toplamak istiyorum. Şurada bu biraz piknik alanıymış eskiden. Yoksa yani aa işte bak bu balta.
Onları toplayalım. Şimdi senin üstünde ne var? Donmuş cesedimizi gördük bu arada. Hope nobody needs this evet, anymore. İhtiyacın yok artık buna. O kadar mı? Donmamanı şaşmamanı yani. Bununla dışarı çıkmışsın. Bank. Aa hadi bakın. İşte bunlar da yine ağaçtan olan her şeyi kırıp yakmak için odun haline getirebiliyoruz. Çok güzel bir şey. Ama şimdi olmaz, fırtına var. Yani onunla uğraşmam, bir saati falan sürüyor. Evet, burası yeni bir yer. Yani daha önce olduğum bir yer değil. Çünkü hiç hatırlamıyorum. O yüzden biraz koşmam doğru değil aslında ya. Yani açık bir alandayız. Can't feel my feet. Ayaklarını hissetmiyorsun. Zaten yok. Baktım yok. Hissetmemen normal. Şimdi neredeyiz biz ya? Her an önümüze bir hayvan çıkabilir. Şöyle biraz koşayım ya, ısınırız. Yani. Aa işte orada. So cold. Just want to lay down. Çok üşüdüm. Sadece azıcık uzanmak istiyorum. Tamam, uzanırsın. Harika. Düşünce gölleri. Göleti. Düşünce göleti. Niye düşünüyorsun o kadar? Aa, şunları da toplayabiliriz arkadaşlar. Şunları toplayıp yiyebiliriz. Ve bunu yiyelim. Hasat. Hasat uzun sürdü. Evet, onu da aldık. Şunları biraz toplayalım. Hop. Şimdi arkadaşlar. Aa, çok heyecan verici ya kamerayla çekmek. Şimdi artık sadece söylediğimi değil de nasıl göründüğüme de dikkat etmem lazım şöyle. Şöyle en iyi tarafından göstermem gerekiyor kendim. Ha yapma, burada bir ev vardır diye düşünmüştüm ya. Hay aksiye, bu ne ki ya bu? Aa işte ise kapısı var. Bak bu iyi bir şey. Bunun kapısının olması iyi bir şey. Bak bu hoşuma gitti. Aa bak. Şimdi de buraya sererim. Sığıyor mu? Vallahi sığıyor. Vallahi sığıyor. Dur. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Dur. Yerleştir. Heh, tamam. Nasıl oynayacağım o bir an için? Aa şurada bir bıçak var. Harika, burada bez de var, kumaş vardı. Bunlarda ne var hadi. Burada metal. Ne, şu anda ihtiyacım yok ama. Çay, bak bu ihtiyacım olabilir. Kumaş bunu yine. Oo, şurada bir şey daha var. Ama dur, önce şu çekmecelere bakayım da. İşaret bir şey. Tamam, şunu da alayım. Kurtulmuş et. Evet, kurtulmuş et her zaman iyidir. Şu anda sıcaklık ne kadar? Donuyorum. Biraz ateş yakalım o zaman. He. Dışarıda büyük bir fırtına var arkadaşlar. O yüzden... Hayır, onu yapmam ya. 1 dakika mı yanıyor bunlar? 1 saat. Dur, şunu da şey yaparız. Hızlandırıcımız da var. Hemen yakalım şunu. Evet. Ateş yakma becerim şu anda 51'e yükseldi. Sağ olasın. Hemen şey yapalım ama. Tamam, şimdi ne varsa atalım. Aa bitti. Ne kadar sürecekmiş? 1 saat 28 dakika. Umarım o zamana kadar fırtına diner de biz o sırada elbette baltayla. Ya da daha kısa sürer baltayla. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz şimdiye kadar görüntü hakkında, yani keskin hakkında? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Yani, Allah'ım, ben niye bunu açtım ki şimdi? Ortam yok ki benim. Bu diğer duracak. Boş boşuna enerji harcadım. Şu anda kaç derece sıcaklık? 10 derece mi? Bu fırtına var hala. Bakalım. Ne kadar? 1 saat. 1 saat yatayım böyle. Evet, şimdi 1 saat yatayım. İşte dinlenmiş olurum. Ne durumdayız? 10 dakika daha yanıyor ve atacak bir şeyimiz yok. 10 dakika daha. Ama bak, bu yine donmaya başlamış bile, gördünüz mü? %4'ü donmuş bile, yani yavaş yavaş yine donuyor. Hiçbir şey yaramadı. Oltamız olsaydı ya, neyse.
Alalım şu şeyimizi, yatağımızı yerden. Bir dakika daha bekleyelim. Isınalım biraz. Ondan sonra arkadaşlar yolda devam edelim. Fırtına durup. Hiçbir şey yok. Ya bu bir haritamız olsaydı bari. Hani şeyse gittiğimiz yerleri böyle hafızamıza tutabilseydik. Ya da hani o hafıza niyetine bir harita koymuş olsaydılar çok güzel olurdu. Maalesef öyle bir şey yok. Yoksa yok değil mi? Bir saniye. Bu ne? Aa bak aynen piknik belgesiymiş orası. Sevimli vadi. Nesi sevimli ben anlamadım ama. Dur geri geri geri. Bilemiyorum ya arkadaşlar ya. Ateşe sönüyor artık. Aa o düzenlenmiş hayır. Şurayı kapatayım da içeri soğuk girmesin şimdi. Neyse şurada bir tekne vardı. Ya da bir... Aa şurada bak bir kulübe var ama sadece şeyleri şey diyeyim iskeleti. Tabii doğru. Şunu toplayıp görmüyoruz. Böyle gözüküyor ama hayır. Şunlarda bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar bakar mısın? Bunlar başlamış yapmaya galiba ama sonra hayır. Burası piknik şeymiş. Ha o yüzden. O yüzden. Bir hayvanın sesini biliyorum. Hayır. Burası bir piknik eskiden, çok eskiden bir piknik yeriymiş. O zamanlar tabi buralar gibi bir şey. Şu sapları toplayalım. Evet çünkü Kanada güzel bir yer aslında. Hani kışları elbette böyledir de yazlar kimdir nasıl güzeldir. Ama tabi dünyada bir şeyler olmuş hani. Ondan sonra durmadan kış, hiç yaz olmuyor. Öyle miydi? Hatırlamıyorum. Bu oyun hikayesi neydi? Ama bakın bak. Ha. Adımlarımız. Ayağımız yok ama ayak izlerimiz var. Büyük bir başarı. Şimdi ben nereye gideyim? Ne yapayım? Şuraya doğru gidelim. Ama sanki oradan geldik zaten de. Hayır. Atlamak istedim o yüzden. Y tuşuna bastım ama böyle öyle bir şey yok. Bunda atlamıyor, atlayamıyoruz. Bu oyunda evet öyle bir şey var, atlayamıyoruz. Aşırı şu yolu takip edebilirim galiba yol diye tahmin ediyorum yani. Doğru herhalde. Ara sıra sağa sola bakayım da herhangi bir ya da simülasyona ait bir yapı var mı? Simülasyon. Sivilizasyon. Ama deneyebildim. Burada donuyoruz ya. Burada kuşum terledi. Şu terli terli. O terim beni nasıl yiyecek? Burada her tepenin arkasında bir hemen bir hayvan çıkabilir. Ya bu ne? Kayabiliyor muyuz? Şöyle şuradan aşağı kaybetsizlik çok güzel oldu. Kondisyonumuz da tehlikeye düştü. Ama şimdi de takip ediyorum ama sonumuz ne olacak hiçbir fikrim yok. Tepecikler yüzünden ne olduğunu da bilemiyorum. Şuradan bir şöyle gitsem yani hiç değilse yüksekte görebiliyorum. Ben burada yüzümü de çeviriyorum, suratımı da çeviriyorum. Şurada ne var? Yapmayın ya. Bunun için %90'a düştü. Buracık gelecek miyiz? Şu üzerinde bir şey var. Grafik atası mı ne öyle? Yoksa oraylar mı? Burası da beni takip edip bir şey görebilirdi. Biliyorsunuz orada. Ofis vardı. Bir göl vardı yani. Zemli göl müydü adı? Evet. Zemli gölün orada. Ya hayır bir yerde bu elektrik hattı mı bu? Evet, aa işte bu da iyi bir şey.
Elektrik, bu daha iyi hatta. Elektrik direkleri bunlar. Harika. Çok güzel oldu. Ve burası daha temiz. Şimdi hangi yöne? Hangi yön? Hangi yön? Abi bilemiyorum. Şurada bir şey gözüküyor mu? Şu trafik kapısı yetiştirmiştik ama işte de bir imkanımız yok. Kondisyon 86'ya düştü bu arada. Açlık durumu var mı? O donuyoruz o yüzden. Biraz az soluğu kesilmiş. Ağzı kurumuş. Suyum yok değil mi? Maalesef. Şunu yiyebiliriz. Ama o kadar yani. Sadece biraz yiyebiliyoruz. Suyumuz yok. Şurada bir şey mi var? Köprü mü bu? Evet, bir köprü var orada. Ya yapma, yakalım mı senin acaba? Ne kadar uzak acaba? Ne kadar yürümem gerekiyor? Ha, şurada bir şey varmış ama varmış işte. Eskidenmiş, çok çok eskiden, fırtınadan önce bitti. Ama yine de bir göz atayım yani, belki de bakalım. Şunlar da yeni kırsal kavşağı. Şunlar, şu yaprakların veya şu yeşilliğin, mesela yeşilliğin de şunların rüzgarı hareket etmesi yeni. Aa, şuradan gireyim. Kapı açılıyor mu? Hayır. Şu ne? Alayım ben şunu. Yakarız. İşte saçma, şu anda şuranın içine giremiyoruz. Çünkü atlayamıyoruz. Ha, bunlar ne? Bunları hiç görmedim ya. Harika. Bunlar. Görmüşüm ya. Ne bunlar? Bir girelim içeri o zaman. Evet, bakalım içeride neler var. Aa, köy mağazası. Burası bir köy mağazası. Şu neymiş? Kitap. Kitapları açıp okuyabiliyor muyuz? Bunlar nerede? Collectibles. Bunlar ne ya? Birinci gün. Ha, buraya bir not yazabiliyoruz. Evet. Ne yazayım? Fate Kim kullanmaya. Başladım. Nokta. Tamam mı? Çok güzel. Neler varmış? Şu kasayı boşaltalım. Kasa. Yani adam kaçmadan önce kasayı boşaltmış tabii. Şurada ne var? Hiçbir şey. Aa, bu kadar büyük bir diye bu. Kilitli. Dur, şuradan başlayalım. Evet, şu konserveleri alalım. Ha, yok ya. Bunu da boşa kullanmak istemiyorum, herhalde boş ver. Yok yok, kullanmayacağım. Şurada bir şeyler asılıyormuş ama her şeyi almıştık. Dur. Yerde bir şeyler var mı? Hayır. Şu buzdolabında, evet. Var var, iki portakal, bir de şeftali suyu bu. Yeşil çay gibi. Aa, şeydi, limondu. Limonataydı galiba. Şu buzdolabı da, aa, harika. Bu niye tam açılmıyor? Neden bana bu kadar eziyet ediyor bu oyun? Gazete kağıdı. Şimdi kilitli, 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 kilitli. Adam her şeyi kilitlemiş. Tabii tekrar gelme umuduyla ama tabii böyle bir şey hocam, nereden bilsin ki? Dışarı çıkalım çünkü burada bir şey yok. %70'e düştük bu arada ya. Şurada bir şey var mı acaba?
Burası bir ev. Ya da değil. Ne bu? Bir yardım çantası. Güzel. Antibiyotik bulduk. İyi bir şey. Ağır fisyo da iyi bir şey. Aa, güzel bir odun bulduk. Metal kapta ne olabilir? Çikolata. Evet. Koymak için bir. Aa, bunu kırabiliyoruz. Bak hele. Metal raf. Vay be, eğer metal testlerimiz olursa demek ki bunları kesebileceğiz. Bunu parçalayalım bir. Orada 66 ben giderek düşüyor ya, ben donuyorum burada ya. Ben donuyorum ve uğraştığım şeye bak. Şunları alalım. Durum hiç iyi değil. 64'e düşmüş. Burada başka bir şey yok galiba. Sandığı da paramparça edebiliriz kesin. 45 dakika. Hayır. 45 dakikada kimdir? Komisyon nerede düşer? Metal raf yine burada. Başka bir şey yok burada. Tamam. Yükle. Şurada bir yere soğan bulursak da üstüne kalabilirdik ama soğanımız yok maalesef. Sesler insanı öldürürler. Ha, şurada evler varmış. Harika. Bakar mısınız? Posta kutularından anladım. Evet, bir köye, bir yerleşim birimine geldik. Hemen bir yere girelim. Şuradan içeri girelim. Kondisyon 61'e düşmüş bu arada. Aa, harika. Tamamdır. Burada süre kalabiliriz. Hatta şurada bir kibrit var. Şimdi dostlar. Rafta, o rafta neler var? Hayır. Rafta şimdi başlamış. Elbette sonra başlayacak kesin. Orası kesin. Ama önce bir ne var ne yok ona bakayım. Ya bir yerde atış yıkamıyor muyum? Aa, bir şişe su buldum. Dondurucuda ne var? Balık olsa çok zor. Ama tavşan çiğ. O da iyi, fena değil. Şu fırın çalışıyor mudur acaba? Dolapların hepsine bakarım arkadaşlar. Çünkü bazen çok güzel şeyler olabiliyor. Gerçi bu durumda her şey güzel yani. Sonuçta uçağımız düşmüş. Beğenmeyecek değiliz yani. Değil mi arkadaşlar? Domates çorbası harika. Pişiririz. Ve bir konserve. Ha işte onu. Hatta onu hemen şimdi yiyebiliriz. Yorgunum. Oldukça aç hem de. Suzluktan kurumuş. Ve o zaman arkadaşlar bakın, birincisi su. Biraz su içelim. Tamam. Şunu yiyelim. Şunu içeyim ya. Şu balığı yiyeyim ben. Bir saniye, ben hasta mı oldum? 24 saat boyunca soğuktan kaçın. Temelsiz kolay. 24 saat ben boş mu zaten ya. Bu budur yani. Bu fırında bir şey var mı? What have we here? Pişmiş. Ne zaman pişti ama? Kim? Hangi ara pişirdi? Mantıklı sorular ama cevaplar hiç de mantıklı değildir. Dostum hadi ama. Hepsini alalım. Evet, tuvaletten su içecek hale gelmişiz. Biz ağlamayalım da. Kim ağlasın? Bandaj da iyidir. Ne bu? Ben bir bandaj daha buldum. Tamam. Havluyu alabilir miyiz? İlk yardım dolabı. Tamam, arkasıcı bulduk tekrar. Havluyu alalım. Aa, nasıl? Havluyu al işte. Yalnız biz burada donacağız. Perdeleri bile alabiliyoruz. Vay be, perdeleri bile alabiliyoruz.
Çekmeceleri de açalım. Bak onu açmıştım sana. Ben az önce koydum oraya. Geri geri geri. Not sure I'm gonna make it. Oo, ben 38'e düştüm ya. Ben acilen bir şeyler giymeliyim. Evet. Şunu giyeyim. Şu hangisi daha iyi? Külah takayım. Şu mu? Şu mu? Şunu elbette. Şimdi. Durumumuz nasıl? Ama önce ona bakmamız gerekiyor. Şu anda soğuktan bitkin uyuşmuşum. Soğuktan bitkinim, biraz aç. Su ihtiyacı yok. İlk yardım ne? Ya bir ateş yakabilseydim eğer burada bir yerde. Aa, bir saniye. I'm soaked. Hayır, pardon. Aha. Bak işte bu. Şunun ısısıyla var ya. Isı veriyor mu bu? Gaz lambası yatıyor sadece. Fotoğraftan neler var? Benim ayakkabım var değil mi? Ayağımda bir şey yok. Aa, hayır, bot varmış. Varmış elbette, yani bir şey olmasa olur mu zaten. Sıcaklığa bakayım biraz da. Sıcaklık yükseliyor mu? Hissedilen 1 derece. Eksi 5. Kıyafet bonusu şu bu. Şunun altına girersem. 2 saat dinlendim ama acaba yükselecek mi kondisyon? Evet, yükseldi. O zaman biz biraz da yatalım. Bir 6 saat daha. Evet, kondisyonumuz yükseliyor arkadaşlar. Ve daha 7, 6 ve 5 saat kaldı. Tamam, 4 saat mi kaldı? Şimdi şey yapmadan önce bir şeyler yiyeyim ben. Ve biraz su içeyim. Hayır, 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 hayır. Şey et yedim. Yanımdakini yiyecektim. Az sonra karnım ağrıyacak dedim. Ay, yememişim. Oh be, yememişim. Bir an için yedim zannettim. Şimdi yatağa hemen. 4 saat daha. Hadi 4 saat daha yatayım ya. Bana mı öyle geldi, yoksa kondisyon azaldı mı? 71'den sonra 75 sanki öyle gördüm. Sebep? Neden peki? Kondisyon neden düştü? Isınmışım da. Oh. Yemişim, hay aksi yemişim ya. Gıda zehirlenmesi. Nasıl ya? Yediğim bir şey seni bir hayli hasta yaptı. Tedavi olana kadar gittikçe güçsüzleşeceksin. Ya, ya geçecek ya öleceksin. İki saat, bir saat. 33. 33'ten son. Hala 33. Ölmedim. Yaşıyorum. Ama dışarı çıkmaya da korkuyorum açıkçası. O acıkmış biz ikisi. Hay aksi ya, nasıl yedim bu çiğ eti ya? Çok tehlikeli bir şey o. Çiğ etin burada olması çok tehlikeli bir şey. Şunlardan biraz yiyeyim. Bir tane daha bitireyim şunları da. Şu
çiğ et pişirebilseydim yorurdu. 32 mi oldum ben alınca? 31 kondisyon düşüyor. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Bir şekilde ateş yakmam gerekiyor. Dışarı çıkmaya da korkuyorum açıkçası. Burada bir ev daha vardı. Acaba orada bir şey var mı? Ateş yapabileceğim bir yer. O hiç de öyle gözükmüyor açıkçası. Ufak bir yer burası. Aa, hayır, burası zaten şey değil. Ev değil zaten. Gelmiştik buraya. Yalnız kritik duruma düşmeye başladım. Yükle, hadi yükle. Şuradan geldim. Şuraya. Başka nerede evler var? Şuraya doğru bir gideyim. Hayır, oradaydım zaten. Acaba bu yolun sonunda başka yerler bulacak mıyım? Arkadaşlar, şimdi fıtığımı gelince konuştum. Ya, ne oluyor? Ben ileri gidemiyorum. Ne bu? Ciddi misin? Daha ileri gidemiyorum. Neden? Oo. Geç 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 geç, koş 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 koş, öleceğiz burada. Öleceğim burada. O arka kapı var değil mi burada? Of, içeri girmeyi başardım da. Ne yapacağım? Burada ateş de yakamıyorum. Ya çok saçma ben. Ateş yakamayacak mıyım burada geçtiğinde ya? İlk yardım aldım zaten. Ben acilen... acilen ateş yapmam gerekiyor. Ben. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım arkadaşlar? İsterseniz bu sorunun cevabını bir sonraki bölümde cevaplayalım. Evet arkadaşlar, seyrettiğiniz için, ilk facecam'li çekimimi seyrettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.